Merhaba arkadaşlar. Bu şeyle alakalı, İtto'nun sızıntılarıyla alakalı video çekeceğim demiştim. Çekmedim, epey oldu. Şimdi hepsini atacağım. 2-3 tane geliyor. 2-4'te biraz bir gelecek şeyler hakkında bilgi ve İtto hakkında işte görüntüsü, oynanışı falan. Önce silahıyla başlayalım. Silah, yeni silah geliyor İtto'ya. Crit damage veriyor. Çift el bir silah. Diluva falan güzel olur mu diye soranlar olacak. Defansı arttırıyor yalnız bu silah. İtto defansı ne kadar yüksekse o kadar hasar veren bir karakter olduğu için. %40 defans veriyor. Normal charge attack damage'ını. Ne bu? Defansın %72'si kadar normal ataklı charge attack damage artıyor. Yani bu Noel için bayağı iyi olur. Bir de İtto için. Dilukta ne kadar iyi olur bilmiyorum yani, çift el silah kullananlarda. Sanmıyorum diğer silahlar kadar iyi olsun. Bakalım, göreceğiz ama %88 crit damage çok yüksek bir rakam yani, bilmiyorum. Denemek lazım. Gelelim sonrakine, ne vereceklermiş. Hangout etkinliği geliyor, bu date'e çıkıyoruz ya. Beido ile Goro'ya eklenecekmiş. Bunlarla Hangout geliyor. Bu İtto Reis'in şeyleri gösterelim. Animasyonları. Bum bum. Küçük sumo hareketleri vesaire. Göster abi hepsini. Ha, bu şey yeni gelecek etkinlik boss'u muymuş neymiş, öyle bir şey. Bunda ilerlerde vardı zaten de. Burada da görmüş oldunuz. Yeni boss vesaire. Başka bir şey yok herhalde. Geçelim abi. Bu Yunjin 2.4'te geleceği söyleniyor. Yunjin'in sızıntılarda Shinny falan yok yani, büyük ihtimal Yunjin gelecekmiş. Karakter bu. Elektrik karakteri diyorlar. Elektrik Mage mi? Öyle bir şey diyorlar. Bakalım gelsin, göreceğiz. Bunda sızıntıları çıktı mı paylaşırım. Gelelim bir sonrakine. Ha. 2.4'te Yunjin gelecek. Burada işte şey yapmışlar. Shinny yok. Ondan sonra bir de yeni ada gelecekmiş büyük ihtimal. Bu meşhur Chasm. Bu Chasm bir yıldır söylüyorlar. Her yama Chasm gelecek. Chasm gelecek. Daha gelmedi. Bakalım gelirse görürüz meşhur Chasm neymiş. Chasm gelirse Dendro da gelmesi lazım. Gerçi de neyse. Şurası yeni şey. Yeni artifak zindanı geliyor. Haritada buraya gelecek. İki tane yeni set var. Bir tanesi defans, bir tanesi heal seti. Biri şeyin, ablanın seti, Kokomi'nin. Diğeri de İtto'nun olacak. Bu da yeni gelecek yaratıklardan biri. Altın ejderha. Bu da geliyor. Geçelim abi. Sayı, ha, yeni idol animasyonlar eklenmiş. Sayı Yavu eklendi. Tek tek 2-3 tane karaktere göstereyim onları. Sayı Yavu eklendi. Yan Fei böyle yapıyormuş. Terazi tarzı bir şey çıkartıyor. Diğer ucu yok terazi. Tek ucu var. Saraya ne eklenmiş? Ne yapıyor? Ha, yelpazesini çıkartıyor. Tak tak tak. Şekil. Gel bir sonraki. Neymiş bu? Ha, şey İtto'nun hikaye görevi eklenecek. O. Albedo Reis geliyor şeyde. Yeni bir silah geliyor Albedo Reis'e. Şu elinde gördünüz. Albedo Baba'nın silahı. Etkinlikten verilecek 4 star olması lazım bu silahın. Tam bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla öyle bir şey. Albedo Babaş'ın silahı. Babey geç bunda. Bu yeni gelecek yaratık. Golden. Bu etkinliğin işte sayfası bu. Altın Dragon'u keseceğiz. Kardan adam geliyor arkadaşlar. Kardan adam yapacağız. Hani, kardan adam yapacağız. Yani. Bu neymiş? Bu ne? Copyrightlamışlar mı bunu? Hay ananın. Ya ulan Mihoyo, dur bakayım başka bir yerde bulabileceğim onu. Hayda. Nerede İtto Reis'in şeyleri? Gel yukarı bakayım. Haydi. Şurada var mı? Burada da yok galiba. Neyse şurada ilerletelim de son anda bakarız. Bu ne? Ha, Goro'yu da strikelamışlar. Bu yeni gelecek etkinlik Hachi diye bir şey. Böyle pet olacak köpek. Köpek hayvanları falan bulup böyle yakalayacaksınız. Bu etkinliğin sonunda bir tane köpek peti verecekmiş. Şuna benzeyen bir şey. Elinde katana falan var.
bayağı tatlış matlış diyorlar da yani bizlik bir şey, yani benlik bir şey değil en azından. Bu aynı şekilde böyle hayvanları yakalamaca, Pokemon bildiğin yani. Bu arada gelecek İtto şeyden daha uzunmuş, Yang Li'den ölçüklükler ayakkabılarından dolayı herhalde. Oyun içi şey daha uzunmuş. Burada işte etkinlikler. Bu şeye benzeyen bir şey, fiş geldiğinde bir etkinlik gelmişti. Hala o zamandan beri oynayan var mı bilmiyorum oyunu ama hatırlayanlar bir oyun ilk çıktığında fiş etkinliği gelmişti. Böyle bir soba gibi bir şey vardı. Ona dokunduğun zaman yaratıklar geliyordu. Ona benziyor galiba biraz. Kardan adam yapıp evinize koyabileceksiniz yani. Öyle bir şey. Bu şeyin healing seti neydi, Kokomi'nin %15 heal veriyor, 2 parça 4 parça da şey bubble oluşturuyor. Baloncuk oluşturuyor işte. Bunlar işte belli bir heal'ın belli bir şeyi kadar kalkan veriyor diyeyim işte. Bunlar işte Zartsur falan filan o tarz. Kalkanlı malkanlı. Bakayım başka bir şey var mıydı? Defans artefaktı nerede? Bu ne? Ha, İtto'nun şeylerini söyleyeyim dur. Onları da koyalım şöyle. En çok merak edilenler büyük ihtimal. İtto Bobiş. Şeyi bulamadım ama o çok acayip. Zamanında direkt ilk çıktığında ya son güne kadar sürekli değiştirdiler. İtto'yu buffladılar, nerflediler vesaire. Hani bekleyeyim dedim böyle bir şeyler artık oynamadıkları zaman karakterle videoyu çekeyim. O da böyle oldu. Animasyonları strikelamış. Animationlar bitmiş. Bu ne? Ha, şeyin silahı, Albedo'nun silahı bu arada. Şu göstereyim. Defans veriyor. %69 mu defans verecek bu? Aynen %69 defans. Maşallah. Maşallah maşallah. Çalışıyor mu? Ha, gösterelim buradan bunu da. İtto Racing animationlarına. Ha, bu saçları mı tarıyor? Tekil karakter ya. Yani şeyleri de, statları falan da bayağı yüksek. Şey olacak yani. Kılıcı şöyle zıplatıp vurması bayağı iyi. Tak buradan vuruyor, böyle vuruyor. Bayağı iyi. Ha, bu E'si. E'sinde böyle şey çıkartıyor işte, bu zımbırtı. Pet gibi bir şey. Böyle atıyorsunuz üstünüz yani. Şeyin, fişin kargası gibi. Düşünün yani, o şekilde atabiliyorsunuz. Başka... Ultiyi atacağım mı reis? Ultisinin animasyonu biraz şey olmuş ya. Yani hani çok efsane olmamış, öyle söyleyeyim. Şimdi gelir zaten, görürüz. Patlat abi ulti animasyonunu. Çok cafcaflı değil. Ah bu. Bu kadar yani. Kılıcı buna dönüşüyor, bam bam bam. Toprak hasarı vuruyorsunuz yani. Animasyon değişmiyor hiçbir şekilde, vuruş animasyonları. Aynen. O böyle cafcaflı oluyor. Gelelim. Bunlar multiplier'ları. Ne vurdu, ne etti. Ya yani constellation'ları var burada. Constellation'ları çeviririm aslında istiyorsanız da. Kimsenin cons çıkaracağını zannetmiyorum yani bu karakteri ama. Pasifini söyleyeyim. Aragat'ı bilmem ne. %10 attack speed. %30 maksimum attack speed kazanıyormuş. Resistance artıyor. Aradaki bilmem ne lan? Multisi attığı zaman mı? Galiba. Aynen. Ata şey, ultisi açık vurduğu zaman bu zımbırtıyı kazanıyormuş. Başka bir şey yazıyor mu? Yok. Ha, yok lan bunlar konslar. Ha. Herhalde ultisi ya o dediği muhabbet. İsimlerini de bilmiyorum yani ultisinin pasifinin bilmem nesini. İtto'nun defansının %35'i kadar hasarı direkt artıyor şeyin bu arada. İtto'nun Aradaki Kesegari. Aradaki Kesegari'nin artıyormuş. Ne lan bu aradaki bilmem ne? Bu E'si, bu ultisi. Aynen ultisiymiş ya Aragati bilmem ne.
Ultiyi attığın zamanki ultiden sonraki hasarı arttırıyor yani. İyi. %35. Full defans gideceksiniz buna ya. Muhtemelen free to play en iyisi şey olur. Noel'in silahı var ya. Demirciden yaptığınız. Onu refine bir attırdıysanız falan Noel için. Çakarsınız onu, devam edersiniz ya. Kendi silahıyla muhtemelen manyak gibi vuracak bu karakter ama. Kendi silahı yoksa da şeyle halledersiniz. Diğeriyle. Yeni gelecek defans seti kasılacak zaten. Durun bakayım o seti de gösterebiliyorsam size. Neydi Honey Impact? Oradan 2 dakika açayım hemen yeni seti de. Nerede abi? Yeni set. Artifact. Siteye de o kadar uzun zamandır girmiyorum ki. Unutmuşum neyin nerede. Bu mu? Aynen bu, bak göstereyim şöyle. İki parçası %30 defans veriyor. Bu seti giyen karakter bu etkileri kazanıyor. Sağdayken bir stack kazanıyormuşsunuz, bir stat. Toprak hasarı vurduğunuz zaman yaratılan bir stack kazanıyorsunuz. Her 0.3 saniyede bir triggerlanıyor. Hani stack artıyor. Karakteri sağdan çıkardığınız zaman da bir, her 3 saniyede bir stack düşüyormuş. En fazla 4 oluyormuş. Toplamda 4 kere 6 kere 24. %24 defans, %24 toprak hasarı veriyor. Eğer 6 saniye boyunca stack almazsanız da bir stack kayboluyormuş. Bayağı iyiymiş yani. %24 defans, %24 cedirmiş. Bunu direkt şeye de bunu verirsin. Noel'e de bunu verirsin. İki parça bonusu da %30 defans. Noel için de full DPS şey bu seti. Yeni gelince bunu farmlayacaksınız işte İtto'ya. Üzerine bir de artık Noel'in silahı mı, kendi silahı mı ne çıkartırsanız. Ama yani benim kişisel fikrim bu arada. Hani %100 bir şey diyemem de baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla İtto'nun şeylerini falan, hasar multiplierlarını, insanların etraftaki hesaplamalarını, yabancı insanların bayağı iyi olacak gibi duruyor. Hani Huta'yı falan pulladınız mı bilmiyorum. Hani millet bayağı hype'lı bastınız da, basmayanlar varsa İtto'ya biriktirin. İtto çok çok güzel bir karakter olacak gibi duruyor. Çok yüksek bir hasar verecek bir karakter olacak gibi duruyor. Bakalım, etkinlikleri falan da gösterdik. Her şey gelecek bunlar. Başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.